Sevgili izleyenlerimiz, Ankara'dan Ulusal Hukuk Bürosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Avukat Mahmut Esat Ulusal'la birlikte burada vermiş oldukları hizmetlerden konuşacağız. Esat Bey, merhabalar öncelikle. Nasılsınız? Merhabalar. Şehrimize ve büromuza hoş geldiniz. İyiyim. Sizler nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Bingöl doğumluyum. Ailemin görevinden dolayı Bingöl'de doğdum. Bir süre Bingöl'de yaşadıktan sonra devamlı olarak Ankara'da yaşadım. Eğitimimi Ankara'da tamamladım. Bütün lise ve lisans ve ortaokul olarak bütün eğitimim Ankara'da geçti. Eğitimim bittikten sonra bir süre Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetinde çalıştım. Yaklaşık 5,5 yıl. Ondan sonra hukuk fakültesini de tabi bu aralıkta bitirmiş olduk. Ve hukuk fakültesini mezuniyetinden sonra da emniyet hizmetinden istifa ederek avukatlık mesleğini seçtik. Yaklaşık bir 3,5 senedir de avukat olarak faaliyete devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın dertleriyle ilgileniyoruz. Peki Esat Bey, Ulusal Hukuk Bürosu nasıl kuruldu? Bu süreci bizlere aktarır mısınız? Aslında Ulusal Hukuk Bürosu bir anlık denemeyecek kadar köklü bir fikriyatın sonucu olarak kuruldu. Nitekim ben kurucu avukat olarak büroyu kurmadan önce bir süre memuriyet geçmişinde edindiğimiz tecrübelerle birlikte bir hukuk bürosunda da çalıştım ve bir hukuk bürosunun nasıl ve ne şekilde daha sağlıklı hizmet verebileceği konusunda bir fikriyata sahip olduktan sonra yaklaşık 2 yıl önce bir kış günü büromuzu kurduk. Peki bizler Ulusal Hukuk Bürosu olarak ne tür hizmetler sağlıyoruz? Bizler genelde yani ana hatlarıyla şöyle bir algı oluşuyor insanlarda, ceza avukatı diye. Aslında bu teknik olarak doğru bir tabir değil ama ana hatlarıyla biz de ceza hukuku alanında hizmet vermekteyiz genelde. Bunun dışında aile hukuku, idare hukuku gibi çeşitli hukuk alanlarında da hizmet veriyoruz. Peki Esat Bey, hukuk kelimesi ve mesleğiniz sizin için ne anlam ifade ediyor? Hukuk kelimesi aslında bir memleketin en önemli meselesidir. Nitekim bizim büromuzun da mottosu adalet kainatın ruhudur. Biz bunu koyarken işte bir bu sözü şiar edinerek kurduk. Nitekim bir ruhsuz bir beden olamayacağı gibi kainatın da ruhunun adalet üzerine kurgulandığını düşünenlerdeniz biz. Bu yüzden adalet kainatın ruhudur ve en temel gereğidir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün de sözünde bahsettiği gibi adalet mülkün temelidir. Mülk olmadan zaten hiçbir şey olmaz. Ruh olmadan hiçbir şekilde bir canlı hayatını devam ettiremez. Bu yüzden hukuk bizim için adaletin tesisinin, hakkın teminini sağlamak adına en önemli olgulardan biri olarak yerini alan en temel yapıdır. Peki Esat Bey, son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Adaletin din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın herkesin ulaşabildiği bir ülkede, herkesin ortak paydalarda buluşabildiği bir ülkede hukuka ulaşımın, hukukun temininin daha da mümkün olduğu bir ülkede birlikte güzel bir nefes almayı diliyorum. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Yolunuz açık olsun Esat Bey. Teşekkür ediyorum. Sizin de ayağınıza sağlık. Bir daha yine görüşme temennisinde bulunuyorum. Büromuzu şereflendirdiniz. Ben de bunun için teşekkür ederim sizlere. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, Ankara'dan Ulusal Hukuk Bürosu'ndan seslendik sizlere. Esat Bey vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Şehrin Nabzı kaldığı yerden devam ediyor.